Sanatın ve hayatın tüm renklerini barındıran Bloomberg HT Life'tan herkese merhaba. Yine dop dolu bir içerikle karşınızdayız. Gelin önce bu hafta programımızda neler izleyeceğimize göz atalım. Başarılı oyuncu Alican Yücesoy'la Datça Tiyatro Festivali'nin tiyatro dolu ortamında çok özel bir sohbet. Birazdan. Ülkenin genç enerjisine, genç insana ihtiyacı var. Yalnız değilim hissi yaşıyorum. Ben bunun seyirciyle birlikte olduğuna da inanıyorum ayrıca. Seyircinin buna ihtiyacı olduğunu. Denizle ilişkisi olan insana zarar gelmez. Beyaz Perde yerli ve yabancı filmlerle renklenmeye devam ediyor. Haftanın filmlerinin ayrıntıları Vizyondakiler turunda. Birazdan. Ne, nerede, ne zaman? Hafta sonunun ve yeni haftanın öne çıkan etkinliklerini sizler için derledik. Birazdan. Bloomberg HT Live yaz sohbetleri kapsamında bu hafta Alican Yücesoy'la buluştuk. İşte ünlü oyuncuyla Datça'da gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbetimiz. Bloomberg HT Life'ın 3. sezonunda önce Craig Tiyatro'nun kendisinin de rol aldığı Dünyada Karşılaşmış Gibi adlı oyununun kulisinde, ardından da Ahu Türkpençe ile birlikte sunuculuğunu üstlendiği 23. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri töreninde bir araya geldiğimiz Alican Yücesoy'la bu kez Datça'da buluştu. Ünlü oyuncu, en büyüğü 25 yaşındaki pırıl pırıl gençlerden oluşan Mirket Platform tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Datça Tiyatro Festivali'nde Bilmeden Oynamak adında bir atölye ile yer aldı. Ayrıca Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın Seni Seviyorum Türkiye adlı oyunuyla seyirciyi selamladı. Festivalin en unutulmaz anlarının yaşandığı oyun öncesinde amfiteyatroda buluştuğumuz Yücesoy, Bloomberg HT Life'la hem heyecanını paylaştı hem de sorularımızı yanıtladı. Geçtiğimiz hafta Datça Tiyatro Festivali'nin tüm detaylarını ekranlarınıza getirmiştik. Şu anda Alican üzerinde Datça Tiyatro Festivali tişörtüyle yanımda ve birazdan burada hayatım boyunca izleyip de en çok aşık olduğum oyunlar arasında yer alan Seni Seviyorum Türkiye sahnelenecek. Duygularınızı alalım. Ececiğim, öncelikle seninle Datça'da birlikte olmak çok güzel. Şaşırtıcı mı? Bence değil. Kim gelecekti? Kadrolu gazeteci değil, tabii. Ne oldu? İbrahim'e selam mı söyleyeyim? İbrahim'e selamlar. Selam aldık. Evet, selam aldık. Sadık bir arkadaşımızdan. Hayatım, burada olmak çok güzel. Seninle burada olmak daha da güzel. Teşekkür ederim. Böyle genelde biz kışlık görüşüyoruz. Evet, aynen. Bu defa yazlık görüşme oldu. Bu iyi oldu. Kısaca hislerim, duygularım bunlar. Burada tabii ki bu çalışmalar, atölye çalışmaları olsun, işte üretim çalışmaları olsun, bunlar harika. Genç insanlar işte. Güzel yani. Şey, çok güzel değil mi Alican ya? En büyüğü 25 yaşında bu festivali, evet, hayata geçiren ekibin. Ve gerçekten bu ülkede cesaret etmesi gereken bir sürü insanın cesaret edemediği şeye, yani sponsorlarını kendileri bularak. Evet. Geçen sene çok şenlikli geçmişti. Bu sene de öyle gidiyor. Ben bayılıyorum. Böyle çocukların olması çok kıymetli bu ülkenin içinde. Kesinlikle yani. Genç, işte ülkenin genç enerjisine, genç insana ihtiyacı var. Bu daha da bir şeye gerçekten aslında ihtiyacı yok. Onların hayallerinin gerçeğe dönüşmesi için sadece daha üst kuşağın desteğine ihtiyacı var, bu kadar. Yani desteğine de ihtiyacı yok, bakma. Yani köstekleri olmasın yeter. Yeter değil mi? Gerçekten öyle. Burada da anladığım kadarıyla çok da köstek olunmuyor gibi görünüyor şimdilik. Çok o kadar detay bilmiyorum. Ben bu atölyeler vesaire yüzünden çok insan içine karışamadım ama tahminim iyi gitti, iyi götürdükleri. Atölyeler nasıl geçti senin için peki? Güzel geçti. Yarın son günü benim atölyemin. İşte bu Bilmeden Oynamak atölyesinin. İyi geçiyor ya. Hani şöyle tuhaf bir şey var tabii ki. Ben önceden bir okulda da eğitmenlik yaptığım bir kısa bir dönem var. Şunu görüyorum, hani şey var ya, işte bilgi bilmem nerede olsa gidip alınır falan. Neydi onun doğrusu? Ne? Bilgi alanda olsa cümleyi falan. Ben de bir tek o kadarını biliyorum. Çok rezil oldum. Bir yerden bilgi alınıyor. Evet. Burada beni bipleyip mesela biri beni dublaj ederse çok iyi olur. Tamam.
Mesela okullarda öyle olduğunu zannediyorsun ama aslında değil yani. Orada başka kaygılar var ama buradaki insanlar, mesela benim atölyemde 12 kişi var şu anda. Bu insanlar buna bir mesai ayırıp, bir zaman ayırıp tamamen kendilerini buraya adayıp aslında yani bilgiyi ya da işte bu paylaşımı değerli görüyorlar ve ona ulaşmanın yolunu arıyorlar. Aslında hepimiz için öyle yani bir yandan. Böyle olduğunda daha değerli oluyormuş, onu anladım. Bir anlatıcı olarak benim için de öyle. Ya da paylaşıcı olarak diyeyim. Hı hı. Benim için de öyle. İyi geçiyor o yüzden. Çok iyi geçiyor. Bu bilmeden oynamak çok kıymetli bir cümle ya. Değil öyle mi? Bilmeden. Bence öyle ya. Yani biraz şuraya bağlayarak söyleyeceğim. Hı hı. Bülent Emin Yarar'la bir röportajımızda o söylemişti. En kıymetli şey masumiyetini kaybetmemektir bu işte. Ben o yüzden öğrencilerimden çok şey öğreniyorum. Kesinlikle. Farkında olmadan bir şeyler yapıyorlar o masumiyetin içinde. Kesinlikle. Ve en gerçeği de o oluyor demişti. Yani Müşrik Hoca da şey derdi. Aslında siz benden bir şey öğrenmiyorsunuz. Ben sizden öğreniyorum derdi. Çok doğru tabii ki. Bülent Emin Yarar'ın söylediği şey çok 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 doğru. Bizi taze de tutuyor. Yani sözde bir şey öğrettiğini zanneden ya da bir şey paylaştığını zanneden aslında bizim gibi bu ukalaları aslında bizi besliyor yani. Onları besleyen bir şey olmayabilir gerçekten. Çok doğru bir tespit. Crack Tiyatro'nun Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Dünyada Karşılaşmış Gibi adlı oyununda Settar Tanrıöğen, Okan Yalabık, Fatih Artman, Öner Erkan, Serkan Keskin ve Defne Kayalar'la aynı sahneyi paylaşan Alican Yücesoy, geride bıraktığımız sezonun ödül rekortmeni olan ve sezon boyunca kapalı gişe oynayan oyunun gördüğü ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini söylüyor. Peki sezon nasıl geçti senin için? Bir kere Dünyada Karşılaşmış Gibi'den bir başlayacağım. Başla. Ödül rekortmeni oyunumuz. Ödül rekortmeni oyunumuz bizim Gülünç Karanlık hala. Öyle mi ya? Hemen Bakırköy Belediye Tiyatrolarına çevrildi. Evet, ne yapayım? Mecburum yani. Gerçekten senin için öyle. Evet. Ben sezon için konuştum. Bu sezon için. Bu sezon için konuştum. Tamam. Tamam, o zaman başka. Evet, bu sezon için. Her yerde adaydınız. Evet. Sunduğun ödül töreninde arkadaşlarına kendi oyununa ödül geldi. Nasıl bir histi? Ya çok güzeldi tabii ki. Hani işte Önler'in ödül alması, oyun zaten Berkun'un yazar olarak ödül alması, oyunun ayrıca prodüksiyon ödül alması. Bir de adaylar da vardı yani, hani işte Serkan da adaydı biliyorsun bir yandan. Tabii ki çok güzel ya, hani o gün bayağı kendi gecemmiş gibi bir şeye dönüştü bir yandan. Kendi gecesini sundu Alican. Aynen yani. Alican Yücesoy ödülleri diye bir ek ödül töreni yapabiliriz evet, Afife'ye. Yani çok güzeldi, çok çok güzel. Ben önemsiyorum da Afife'yi. Yani istikrarlı bir şekilde bu töreni yapıyor olması bence değerli. Her şeyin ve her törenin eleştirilen yanları vardır tabii ki. Eleştiri de iyi bir şeydir ayrıca. Ciddiye alınıp, dikkate alınıp, işte dinlenip düzeltebildiği sürece. Ben orada o çabayı da görüyorum. İnsanların, çünkü biliyorsunuz bu ödül töreniyle ilgili herkes bir şey söyler. Ben iyi niyetli olduklarını görüyorum ve düşünüyorum. Haliyle daha iyi olacaktır. Dünyada Karşılaşmış Gibi bu sezon yine devam edecek. Önümüzdeki sanıyorum, sezon yani. Sanıyorum devam edecek. Alican Yücesoy ilk filmi Babamın Kanatları'yla festivallerde adını başarıyla duyuran Kıvanç Sezer'in yeni filmi Küçük Şeyler'de başrolü Başak Özcan'la paylaşıyor. İşte filmin 1 Temmuz'da 54. Carlo Vivare Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleşen dünya premieri öncesinde bir araya geldiğimiz Yücesoy'un mikrofonumuza söyledikleri. Küçük Şeyler Kıvanç Sezer'in yazıp yönettiği ikinci filmi. Şimdi Karlovi'de ya da onlar bir şey söylüyorlar, ben onu telaffuz edemediğim için Karlovi diyerek geçiştiriyorum. Festivalde açılışını yapacak, yani ilk premier, ilk gösterimini orada yapacak. Birazcık Kıvanç'ın ilk filmini bilenler, daha belki yakın takip ya da takip edenler ya da birazcık bilirler. İlk filmi böyle birazcık daha işte bu kentsel dönüşümde o kurulan dev binalar, orada çalışan hiçbir zaman o evlerin içinde oturmayacak olan inşaat işçilerinin birazcık dünyası üstünden anlatıyordu hikayesini. Bu hikayede bu arada kusura bakma biraz nezle gibiyim ben, o yüzden sürekli burnumu çekiyorum. Normal, bu sıcak da bizi buradaki şaşırttı değil mi? Klimadan İstanbul'dan oldum. Sen klimadan evet, mı oldun? Ben de sıcaktan bir böyle. Ay pardon. Velhasıl şimdi ikinci filmde aslında birazcık hani bu binalara ya da bu işte o konutlara krediyle falan giren
bir ailenin, bir çiftin hikayesi birazcık. Biraz da beyaz yakalı bir çift bu. O adamın işsizlikle mücadelesi vesaire vesaire diye böyle çok da spoiler da vermek istemiyorum. Ne kadarını verip ne kadarını veremeyeceğimi de bilmiyorum. Biliyorum evet, bu film daha vizyona girmeden önceki süreçte böyle şeyler oluyor. Bir de izlemedim hiç filmi. Yani sağ olsun hiç izletmiyor. Deniz seviyesinde tiyatro sloganlı Datça Tiyatro Festivali'nde buluşmuşken deniz tutkusundan da söz ediyoruz Alican Yücesoy'la. Yaz tatili planlarımız belli midir? Nereye gideceksin demeyeceğim de tekne tutkunu biliyorum. O tekneyle yine bir herhalde değil mi? Yani umarım bir yerlere gidebilirim. Şu anda çok bir yere gidebilecek gibi görünmüyorum. Başka şey, işlerim, güçlerim var yani. Hani İstanbul'da olmam gerekecek birazcık. Ama ne zaman giderim o yüzden bilmiyorum. Ne zaman tatile giderim. Ama tabii çok istiyorum. Çok ihtiyacım var. Tahmin edersin ki çok ihtiyacım var. Peki o teknenin üzerinde olmak ne hissettiriyor Alican ya? Denizin hani sadece bakıyor olmak bile o kadar iyi gelirken, mesela balık tutmakla falan var mı ara? İyidir ara. Çok büyük bir, ben kendi babamdan biliyorum onu, en büyük meditasyon da ona tabii. Senelerce. Eskiden İbrahim Selim'le, İbrahim'e de selamlar. Evet. Eskiden İbrahim'le kafamız bozuk olduğunda Serkan'la da yapardık bunu keskinle. Arnavutköy'e gider balık tutardık. İbrahim'le sabahlara kadar balık tuttuğumuz bir dönemimiz var hatta. O zamanlardan da kesin emin olduğum şey gerçekten bir rehabilitasyon gibi yani. Hiçbir şey düşünmüyorsun. Yani tek derdin oltayı attım. Bir şey gelirse çekeceğim. Gelmezse de zaten çekeceğim. Yine atacağım. Böyle kafayı boşalttığın, hiçbir şey düşünmediğin bir süreç tabii ki çok güzel. Teknenin de aslında aşağı yukarı modu birazcık böyle. Bir de birazcık o ufaklığını, küçüklüğünü, ne kadar hani bu hep sosyal medyada bazı görseller çıkar. İşte dünya aslında evrende ne kadar küçük bir nokta. İşte bunu denizde bunu çok rahat anlarsın. Ufacık olduğunu, tabiatın karşısında hele doğanın karşısında aslında çok aciz olduğunu, saygı duyman gerektiğini, iyi geçinmen gerektiğini, onunla mücadele olmayacağını, ona karşı bir mücadelenin hiçbir zaman kazanılamayacağını, onun kurallarına göre oynayacağını. Bunları bilirsin ve sana öğretir de yani deniz bunları. Ve tabii ki çok iyi bir psikoloji sağladığını düşünüyorum denizin, teknenin, balık tutmanın hepsini yani. Denizle ilişkisi olan insanlara zarar gelmez diyeyim kısaca. O yüzden ben de yaza bayılıyorum. Ben mesela bir daha dünyaya gelsem deniz kızı olmak istiyorum. Anlaşmasını yapıp geleceğim. Deniz kızcılığı var mı ya? Bilmiyorum. Deniz kızı olacağım. Ben yukarıya buradan mesajım deniz kızı olup bu yukarıdakilerle de hiç uğraşamam. Aşağıda suyun altında rahat nefis. Rahat takılmak istiyorum. Nefis. Değil mi? Ya. Burada hırgür herkes takılsın. Ben orada rahat rahat mavilerin içinde. Yani evet, kötü bir fikir gibi gelmiyor. Ben de balina falan olabilirim mesela. Tamam o zaman. Sen yine insansı orada, bir şey olmak istiyorsun. Orada buluşalım olur mu? Olur. Deniz kızı böyle şey geliyor ya. Evet, daha böyle. Daha tatlış böyle şey. Ama balina da güzel. Balina şey, iyi fikir. Canım. İyi fikir. Ağırdan gelirim gemi gibi. Bak Yunus da olabilir. Arada Yunus böyle da çok güzel. Değil mi? Ya. Olabilir. Bunları bir düşünelim, anlaşmayı evet. Birlikte yaparız. Olur. Olur, bir belki sonraki. İndirim yaparlar. Allah. 2015 yılının Haziran ayında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın seçimle belirlenen ilk genel sanat yönetmeni olmuştu Alican Yücesoy. O gün Habertürk gazetesi için bana verdiği röportajda, "Bu benim şahsi başarım değil, irade sahibi insanların, haksızlığa dur diyenlerin ortak başarısı. Ben demeyi bir kenara bırakmalıyız. Bundan böyle ben değil, biz konuşacak," demişti. Türkiye'nizi seviyor musunuz? Seviyorum. Bir daha söyleyin. Seviyorum. Sizden bunu duymak çok güzel. Bir daha söyleyin. Evet. Ben de korkuyorum ama hiçbir yere gitmemem gerektiğini hissediyorum. Evet. Teknenin dümenine geçtiği andan itibaren dediği gerçekleşti. Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda Bloomberg HT Life'ın çoğunun kulisine de konuk olduğu, Yanlışlıklar Komedyası'ndan Gülünç Karanlığa, Cıngıllı'dan Sherlock Amit'e, Terör'den Oldum Ben Anne'ye birbirinden nitelikli oyunlar sahnelendi. Gelecek planlaması yapmaya başladım. Ne olacağımı, ne olmayacağımı, beni nasıl bir geleceğim beklediğimi tabii ki de biliyorum. Öyle bana yardımcı olacak ekip öğretmenlere falan ihtiyacım olmuyor. Ben ne istersem olabilirim. Alican Yücesoy ve oyun arkadaşları, yol arkadaşları çok sevdikleri işlerini hep çocuksu bir coşkuyla icra etti. İyi ki. İşimizi biz çok seviyoruz ya. Bilmiyor, biliyorum. Acayip seviyoruz ya. O kadar çok seviyoruz ki şey gibi böyle hani...
çok eski zamanlardan böyle bir işçi birliği gibi falan görüyorum bazen biz. Hani onların vardır ya, böyle işini severek yapar, işte demiri döver, onu dönüşümünü izler, onu bekler, eder falan. Böyle ağır işçiden bahsediyorum yani. Hani böyle bir enteresan yani, hani aklıma birden kameraların önünde konuşmak çok zor. Bir, yani yine içi damarı burada depreşti. Yani böyle gerçekten olan duygusu olan bir şeyden bahsediyorum. Enteresan bir şekilde çok seviyoruz işimizi. Böyle şöyle bir şey yani. İçine sokasın geliyor değil mi böyle? Her oyun öncesinde seyirciyi, sokağın sesini işiten, beraberce arayan ve soru soran bu tiyatro hepimizin, sizin. Burası sizin de eviniz. Evinize hoş geldiniz anonsuyla karşılayan Bakırköy Belediye Tiyatroları, evden öte yuvamıza dönüştü Alican Yücesoy'un genel sanat yönetmenliği boyunca. Ben Sustu, darısı büyük yuvamızın, ülkemizin de başına olsun, seyircinin de bir parçası olduğu Biz Konuştu. Şöyle söyleyeyim, bahsettiğin anons şöyle başlıyor. Sokağın sesini işiten, beraberce arayan ve soru soran bu tiyatro hepimizin, sizin. Ve burası sizin de eviniz, evinize hoş geldiniz diyor. Hı hı. Bu bizim buradaki gerçekten göreve başladığımız günden beri aslında en çok tutmak istediğimiz şey işte o. Evet, beraberce arayıp beraberce soru sormak. Bizim tiyatronun yani geçtiğimiz en azından 3 yılı söyleyebilirim. Yani bu burada sorumluluk aldığım için söyleyebilirim bunu. Öncesini yermek için diyorsa. Ama son 3 yıl için niyeti gerçekten budur. Beraberce arayıp soru sormak. Bu tiyatro geçtiğimiz 3 sene boyunca size şunu söylemez. Söylememiştir, söylemez de. Çikolata yerseniz dişleriniz çürür gibi. Yani öyle size parmak sallamaz. Size bir öğütte bulunmaz. Size bir tavsiye vermez. Size bir dünya armağan etmez. Bakın o olsun ama güzel günler yakın demez. Ya da ne yaparsanız yapın hayat böyle demez size. Bunun ama size ait olduğunu, sizin elinizde olduğunu ve bunu beraberce arayıp bulabileceğimiz, böyle olmasa da bir çözüm bulabilmek üstünden, bir fikir bulmak üstüne bir soru sorabilir sadece. Daha doğrusu soruyu da soramaz. Soru sormamıza yardımcı olabilir seyirci bizim. Biz de onlara yardımcı olabiliriz. Bir ortaklık yapıyoruz burada seyirciyle. Aslında anonsun temeli bunda yatıyor. Bir ortaklığa var mısınız? Nedir o ortaklık? Bilmiyorum ne olduğunu. Bakacağız. Mal bu. Ne hissediyorsun? Ben de yaparken zaten bunu hissettim. Yeni bir şey var mı kafanda? Var. Hadi söyle. 2018'in Şubat ayında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın Ceren Ercan'ın yazdığı, Yelda Baskın'ın yönettiği, kendisinin Damla Karaelmas, Defne Şener Günay, Emre Koç ve İrem Sultan Cengiz'le birlikte rol aldığı Seni Seviyorum Türkiye adlı şahanesinin kulisinde buluştuğumuz Alican Yücesoy, Datça Tiyatro Festivali'nde de Seni Seviyorum Türkiye ile sahnedeydi. Gözlerinde yıldızlar, bu oyunun bendeki yeri çok başka dedi. İzleyen herkes adına haykıralım. Hangimiz de değil ki. Öncelikle böyle karşılıklı seni bulmuşken o sabah sana ettiğim telefondaki şeyi tekrarlıyorum. Seçimle geldiğin bu kurumun başında benim evime en uzak tiyatrolardan biriyken orayı kendime ait hissettiğim bir yuvaya bütün yol arkadaşlarınla, oyun arkadaşlarımla birlikte çevirdiğin için gel sana. O telefonda sarılamıyor insan ama gel şurada bir sarılayım canım benim ya. Teşekkür. Beni çok mutlu ettin o gün bu arada. Hani böyle şeylere ihtiyacımız varmış gerçekten. Hani bir an böyle bir bu şey değil tabii ki. Yani birinden teşekkür bekleme durumu değil ama o öyle geçti. Sen tiyatro dünyasının bence önemli figürlerinden birisin. Öyle ayrıca olmasam bile ben bir seyirci tabii ki, olarak tabii ki öyle olmasam bile. Tabii ki öyle olmasam bile çok değerli zaten. Her türlü çok değerli. Ama bir yandan kabul ederim sen de gerçekten tiyatro dünyasının özel figürlerinden birisin yani. Bu çok ortada ve gerçek. Çok yani bir tek sen varsın bir de, benim bildiğim başka yok. Zaten o yüzden de çok özelsin. Sağ ol teşekkür ederim. Bir tane daha olsaydı belki tartışılabilirdi bu konu ama. Hemen papucumu da mı atacaktın? Hayır, olsaydı tartışırdık diyorum. O yüzden senden duymak tabii ki çok güzel. Çok çok mutlu etti beni de onu araman.
bana düşüncelerini benimle paylaşman çok değerli. Ben teşekkür ederim aslında. Seni seviyorum Türkiye devam edecek mi sezon? Sanıyorum edecek. Şimdi biliyorsun bizim tiyatroda yine bir yönetim değişikliği oldu. O kazandığımız şeyi hala tutabiliyoruz elimizde, ne mutlu ki. Şimdi işte Turgay Kantürk artık genel sanat yönetmenimiz. Yani aslında birazcık onun değerlendirmesinde bildiğim kadarıyla devam edecektir. Sonra vadesini doldurduğunda ya da o kendi sürecinde oyunları kendi kafasına göre karar verecektir zaten. Kendi sanat politikasıyla. Peki bu oyunun bir parçası olmak ne hissettiriyor? Ben hep üstüne basa basa söylüyorum. Bak, Gülünç Karanlığı da çok sevmiş biri olarak söylüyorum bunu. Bu oyunun bendeki yeri çok başka ya. Bendeki yeri de çok başka. Değil mi? Ya bu çünkü çok biz. Sendeki yerinin başka olmasının sebebi de muhtemelen bu. Gerçekten bu son dönem yaşadığımız bu haliyet ruhiyeyi gerçekten tam olarak ifade ettiğini düşünüyorum. Ben sahnedeyken de bir rahatlama ve bir şey yaşıyorum. Yalnız değilim hissi yaşıyorum. Ben bunun seyirciyle birlikte olduğuna da inanıyorum ayrıca. Seyircinin buna ihtiyacı olduğunu ve bu oyunun onu bu durumu tutabildiğine, bunu koruyabildiğine inanıyorum, bunu düşünüyorum. O yüzden çok çok değerli. Yani Ceren Ercan'ı da buradan bir analım. Evet, Yelda Baskın'ı da bir analım. Onlara da selam olsun. Analım deyince rahmetliler gibi oldu ama. Yani hep bizimleler. Kalbimizdesiniz şu an. Yani gerçekten böyle bir zamanda bu oyunu yazmak, bu oyunu sahnelemek, işte yönetmek, kaldı ki işte bu repertuarı almak da öyle tabii ki. BBT ekibine de selamlar. Onların cesareti de çok önemli. Ceren'in cesareti önemli, Yelda'nın cesareti önemli, seyircinin cesareti önemli. Çünkü bazen yüzleşmek hepimizin hoşuna gitmez ya da yalnız olmadığımız düşüncesi bazen o kadar da hoşumuza gitmeyebilir. Bunu kaldırıyor olması çok önemli ve bunu başarıyor tabii ki. O yüzden çok benim için de çok önemli bir oyun haliyle. Ve oyun öncesinde gerçekleştirdiğimiz sohbetimiz sona eriyor. Alican Yücesoy kulise doğru yol alırken Datça Amfitiyatro seyircilerle dolup taşıyor. Yolları İstanbul'da bir çamaşırhanede kesişen, ülkenin değişen koşulları içinde kendilerine bir yer ve var olma nedeni arayan 5 insan üzerinden bizim hikayemizi anlatan Seni Seviyorum Türkiye, Datça Tiyatro Festivali'nde seyirciyle buluşuyor. Karşınızdaki şikayet etmeye başlarsa tercihen açılacak konu başlıkları için önerilerimiz şunlar. Düz makroekonomiye dalmaya gerek yok. Durumu ev ekonomisi çerçevesinde tutarsanız ortamın huzuru artacaktır. Yastık altı bu konuda joker sözcük. Seni Seviyorum Türkiye'yi son derece çağdaş, performansları ön plana çıkaran, oyuncularla seyirci arasındaki his bağını baz alan bir rejiyle sahneye taşıyan, dekorda da, duygularda da çıplaklıktan yana olan yönetmen Yelda Baskın, geçtiğimiz yıl Bloomberg HT Life'a verdiği röportajda 21. İstanbul Tiyatro Festivali'nde premier yapan oyuna dair şunları söylemişti. Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın festival projesi bu. Özellikle bu festivalde oynamaya başlaması için aslında yazıldı, yönetildi ve festival sonrasında da zaten oynayacaktı. Repertuarımızda yerini alacaktı. Biz aslında tiyatro olarak hep şöyle bir şey düşünüyoruz. Sokaktaki sokağın sesi olmak, güncel olanın sahnede hızlı bir biçimde yerini bulması üzerine düşünüyoruz ve bununla ilgili neler yapabiliriz diye hep aslında kendimize sorular soruyoruz. Bu oyun da böyle bir yerden beslen ve ortaya çıktı. Bugün İstanbul'da, Türkiye'de belli bir haleti ruhiyenin sahneye yansıması aslında. Yani sokakta duyabileceğimiz, konuşabileceğimiz birçok hikayeyi sahne üzerinde de görüyoruz. Dinliyoruz oyunculardan ve seyirciyle bu anlamda, bu bağlamda güçlü bağlar kuruyor. Çok kendilerine ait bir hikaye izliyorlar. Ve mesela böyle bir tweet vardı, beni çok mutlu etti o tweet. Bu oyun bizim yazmış bir seyirci, hiç tanımadığımız bir seyirci. Oyunumuz da bir çamaşırhanede 5 tane ayrı oyun kişisinin yan yana gelerek işte dediğim gibi bu haleti ruhiyeyi ülkede yaşadıkları durumlara karşı nasıl ayakta kaldıkları ile ilgili nasıl yaşıyorlar ve bu 5 kişi biz Türkiye'yiz
diyor aslında oyunda. Ve bunu da çok güzel bir yerden bence söylüyorlar. Yani ironisi güçlü olan da bir oyun. Ben şöyle düşünüyorum, tiyatronun şöyle bir güzelliği var. Herhangi, yani benim şu anda avucumda kocaman bir fil var dediğim zaman ve ben o filin artık orada varlığını kabul ettiğim zaman, seyirci de benimle birlikte avucumdaki filin varlığını kabul edebiliyor. Tiyatronun böyle bir güzelliği var. Böyle bir büyüsü var. Bence çok kıymetli. O yüzden aslında oyunda bir oyun çamaşırhanede geçiyor. Ama oyunda bir çamaşırhane dekoru görmüyoruz. Ama aslında bu hiç bana kalırsa, benim anlayışıma göre bunun önemi yok. Yani bu illa böyle olmalı da demiyorum. Hı hı. Ama önemli olan oradaki o kişilerin hallerinin sahiciliği, yaşadıkları hislerle yüzleşmelerinin sahiciliği. Eğer bu gerçekten ve oyun kurma bilgisi, yani zaten bir sahnede oyuncu varsa ve oyunu iyi kuruyorsa, altyapısı sağlamsa bununla ilgili, o zaman zaten oyun işler diye düşünüyorum. Ve birazcık bunun üzerinden gittim ben rejide. Ve Ceren'in yazdığı metinde de bariz olan, bence sahnelemede de bizi en çok destekleyecek şey his bağı diyorum. Yani sahnedeki oyuncuların seyirciyle, görünmez hislerle birbirine bağlı oluşu. Ve Yelda Baskı'nın söz ettiği oyuncularla seyirciler arasındaki o iyi ki var, o asıl olan görünmez his bağı Datça'da bir kez daha bütün aydınlığıyla görünür oluyor. Seyirci oyun sırasında elektriğin kesilmesiyle oluşan zifiri karanlığa aynı anda cep telefonlarının ışıklarını açarak meydan okuyor. Biz işimizi çok seviyoruz derken Seni Seviyorum Türkiye ekibinin gözlerinde beliren yıldızlar bütün Datça'yı sarıyor. Bir kez daha biz konuşuyor bütün güzelliğiyle. Oyunun sonunda Seni Seviyorum Türkiye ekibi alkış seli eşliğinde defalarca bis yapıyor. Oyuncular ve seyirciler sevginin yalın haliyle birbirlerini selamlıyor. Bu oyuna bence bu yakışır. Karşılıklı bir selamla desene. Hadi evet. Ve o akşam Datça Amfitiyatro'da olan herkesin ömür boyu gülümseyerek hatırlayacağı, hatırladıkça umutla dolacağı bu anlardan sonra Seni Seviyorum Türkiye ekibiyle birlikteyiz. Biz olduğumuzda birlikteyken çok güzeliz. Datça'da olamayanlar ne kaçırdıklarını bilmiyorlar. Elektriksiz bir akşamda yüzlerce iPhone ve yıldızlar eşliğinde şahane bir Seni Seviyorum Türkiye gecesi yaşadık. Sizi çok